Şahinoğlu Grup yöremiz töremizi sunar. Osmancık'tan aldım pirinç leblebi, meşhurdur kargının tuluk peyniri. Haydi! Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri. Haydi! Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri. Haydi! Kargı ile boya batın arası, Gölet Köyü Cemil Bey'in yuvası. Haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri. Haydi! Evet sevgili izleyiciler, şu an Sinop Sarayzu Döpeköy'deyiz. Dün Boyabat Tekke Köyü'nden sonra yarın da çıkacağız yola, bakmayacağız sağa sola. Sinop Sarayı Depeköy'de vereceğiz. Mola demiştik ve geldik verdik mola. Rastladık bu kadar arnamız tertemiz kula. Evet, Depeköy muhtarlığındayız. Muhtarlar kaymakamdan alır emiri. Aldığı emir keser demiri. Köyünündür mülkü amiri. Yalnız bu muhtarımızın bir özelliği ve güzelliği var. Türkiye'de biliyorsunuz 5 yılda yapılır bir seçim. Her seçilen seçildiği yerde düzene vermeli biçim. Yoksa seçimden sonra yanıyor anam yanıyor der içim. Demek ki Recep Çeveci muhtarımız Depeköy'ün düzenine veriyor biçim ki 25 yıldır muhtarlığı devam ediyor. Bir 5 yılı daha garantiye aldı. Muhtarım, tekrar muhtarlığınız hayırlı olsun. Muhtarımızın yanı sıra ihtiyar heyeti derler köylerde. Ağzalarımız var. Satılmış Akman, Mustafa Günlü, Ahmet Güleç ve Şerafettin Cebeci. Şerafettin Cebeci yıllardan beri de tanıdığım, daha önce Depeköy Dernek Başkanlığım da yaptı sevgili başkanım. Evet, muhtarım neler söyleyeceksin? Geçen seneden bu zamana bayağı oldu, görüşmedik. Bu yıl yine Cenab-ı Allah erdirdi. Yine Depeköy Şenliği vesilesiyle buluştuk. Geçen seneden bu zamana ya da bundan sonra yeniden de muhtar seçildiniz. Depeköy'ün eksikleri var mı? İstediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin ne varsa özelliğini, güzelliğini Depeköy'ün sizden alalım. Buyur, mikrofon sende. Zeynel Bey, teşekkür ederim. Buraya kadar gelip bizleri Vizyon TV'den onur duyduk. Yani gelip bizi böyle bir derdimizi araştırdığınız, sorduğunuz. Tepeköy'de anlattığı gibi işte ben 5. devre muhtar oldum sağ olsun komşular. Şu anda köyümüzde su sıkıntımız var. Ama suyumuzun yarısını köy katkısıyla aşağı yukarı 80 milyar kadar para köy katkısıyla 3 kilometre getirdik. 3,5 kilometre de devlet babadan bor alacağız. Gazımını yapalım, onu bekliyoruz. Yollarımızda sorunlarımız var. Başka bir derdimiz yok. Allah razı olsun. Komşular hep peşimizde oluyorlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi muhtarım, gelirken bir iki yerde kafam gibi taştan araba atlıyor. Evet. Bu arabaların amesörü de patlıyor. Evet. Bunu da tamirciler parayla topluyor. Vatandaş o zaman ikiye üçe katlıyor. Yollarda çile çekiyor kullar. Şimdi Depeköy, Saraydüzü ile Depeköy arası 1 kilometre bile yok.
Ama baraj vesilesiyle kalkan köylerin yerinde yapılan saray düzü ne Kızılırmak Mahallesi mi oldu? Şimdi orayla böyle baktığın zaman 5-600 metre bir mesafesi kalmış şehir merkezine, Depeköy'ün. Şimdi burası şehir merkezine yakın bir yer. Bu yol en azından Saraydüzü ilçemizden köyün merkezine kadar gelen bu yol asfalt yapılmıyor mu? Siz talep ediyorsunuz. Evet, geçen sene de bir sorun vardı, söz vermişlerdi. Geçen sene bayağı bir tamirat işi yapıldı. Komple asfalt yapacağız dedi, yapamadılar nasılsa. Biraz tamirat yapıldı ama şu anda yine bir sene içinde muazzam yolla bozuldu. Herkes de siz de gelirken gördünüz. Yani bunu acilen yapılmasını bekliyoruz. Valla Sayın Başbakanımız televizyonlarda izliyoruz. İşte 2000 kilometre doğuda yapılan yollardan bahsediyorlar. Herkesin yöresi var, herkesin töresi var. Bizim yöremiz, bölgemiz de burası. Bir de şu var, Zeynep Bey, sadece bizim Tepeköy'ün değil, Saraycı'nın tüm köylerin yolları böyle. Aslında devlet baba bunu bir ele alması lazım. Sevgili muhtarım, ben ondan bahsedecektim şimdi. Evet. Bugün Göynü Gören tarafına bir git mesela. Benim bir şiirim de var zaten. Orucuk tarafları, yani yollarımız, köy yolları çok bakımsız. Ama öbür taraflarına bir şey diyemiyorum. Öbür taraflara büyük yollarımız, güzel yollarımız oldu. Transit yollarımız. Fakat köy yollarımıza bakım yok. Bunu büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Evet sevgili yetkililer, Sinop'un hemen hemen bütün köylerinde, sadece Sinop Sarayı değil, Boyabat'ında, Ayancık'ında, Türkeli, Erfelek, Gerze, Dikmen, ben bütün ilçelerimizi geziyorum, köylerine gidiyorum. Evet, bugün Ayancık, Hacıoğlu köyündeydim. Oranın da mesela sorunları var. Diğer köylerimizin de sorunları var. Yetkililerin dikkatine çekiyoruz. Bizim bölgemiz, bizim yöremiz, yollar, yollarda çile çekmesin kullar diyoruz. Çünkü gurbetçilerimiz geliyor gidiyor. Şimdiki arabalar hep altı yere yakın. En ufak bir gazeteste altını vuruyor, yollarda kalıyor. Bunun için bu yollarda çile çekmesin kullar. Evet, sevgili Şerafettin Başkan'a dönelim. Başkanım, dernek başkanından sonra artık İstanbul'da emekli oldun, köye mi yerleştin? Evet. Abaya atıyorsun, Depeköy'de yatıyorsun, yaşama yaşam mı katıyorsun? Evet. Buyur, mikrofon sende. Vizyon Türk'e, Zeynel Bey'e, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi her sene onurlandırıyor. Köyümüze kadar geliyor. Eksiklerimizi bildiriyor. Ona ayrıyetten teşekkür ediyoruz. 8 sene dernek başkanlığını yaptım köyümüzün. Bu sene 18. şenliğimizi yapıyoruz. Emekli oldum. Köye geldim. Bu sefer köyde de muhtarımız muhtar heyetine seçti. Yine rahat yok. Yine devam ediyoruz vazifemize. Bu şekilde devam ediyoruz. Şükür Allah'a. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgili Şerafettin Başkanım, dernekçilikte Allah rızası yoksa hiçbir şey de yoktur. Köye hizmet etmek, köylüye hizmet etmek, insan doğduğu yere hizmet etmek, bunlarda hep Allah rızası var. Allah sizlerden razı olsun. Evet sevgili Mustafa abi, ne iş yapıyoruz? Siz de emekli misiniz? Mikrofonu vereyim. O güzel gönlünde, yüreğinde neler varsa senden alalım. Ben Tepeköy'e emekli olduktan sonra yerleştim. Muhtarımızın yanında gece gündüz. Su sıkıntımız, çöp sorunumuz ve yol sorunumuz var. Başka bir sorunumuz yok. Burada hizmet etmeye devam ediyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, Mustafa Başkan, çöp sorunu deyince ben şimdi o Koz Çukuru mu neydi? Kozak Çukuru'ndan gelirken sol tarafta çöpler gördüm. Şimdi Ümraniye çöplüğünü hep biliyoruz. Bu çöpler atılıp o bir kızıyor, o bir kendi kendine ateş alıyor. Allah göstermesin, bu orman komple köyümüz de gider, ormanımız da gider. Buna bir çözüm bulmalı. Gelirken Ahmet Tahtalı'ya da söyledim. Buranın etrafı açılmalı, bu çöp burada imha edilecek şekle getirilmeli diye. Bunu da söyledim. İnşallah öyle bir şey Rabbim göstermez. Gerçekten o çöp sorunu da çok önemli. Evet Ahmet abi, kimi çalar kimi söyler, bayan ve beyler gönülleri eğler. Ahmet abinin bir özelliği var, zilleri takarsa çok da güzel oynar, tam da Ankara tarzı. Bizim yöremiz, bölgemiz, zaten biz İç Anadolu bölgesine daha yakınız.
Biz halay horon bilmeyiz, kaşıkla zille güzel oynarız. O güzel oynayanlardan biri de sevgili Ahmet Güleç abim. Evet Ahmet abi, sen neler söyleyeceğim? Zeynel Bey, sizin aracılığıyla Vizyon Türk kanalıyla Sayın Cevat abime geçmiş olsun derim. Başta. Ve köyümüzde bu 4. dönem hizmet dönemimiz. 60 senedir bu köyde yaşıyorum ben. 40 senedir hizmetteyiz. Hizmete yoluna devam. Durmak yok. Ve ne yapalım? Sorunlarımızı muhtarımız, arkadaşlarımız anlattı. Size saygılar ve teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, buradan sanayici iş adamımız Cevat Güleç'e biz de geçmiş olsun diliyoruz. Allah ondan razı olsun. Çok büyük emekleri var. Sadece Tepeköy'de değil, Sinoplu bütün sivil toplum örgütlerine, bütün ilçelerimize katkıları olmuştur, yardımları olmuştur. Allah ona sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Evet sevgili izleyiciler, Depeköy çekimlerimizi sizler için görüntülüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Depeköy'de eğer yoksa ızgaraya balık, kalpler olsun diyor, olmasın diyorlar kırık. Vallahi Depeköy'de Ferhat dedi ki anında yaparız biz kebap sırık. Hilmi abinin evindeyiz değil mi? Evet muhtarım, şimdi ben biliyorum bunu da. Evet. İzleyicilerimiz, Vizyon Türk Televizyonu Yöre Müşterimiz programının izleyicileri, bilmeyenler, biz bunu bayramlarda, seyranlarda, özellikle Kurban Bayramı'nda hep ufak davar kesip böyle sırık kebabı. Evet. Mesela Kastamonu Taşköprü'de de kuyu kebabı meşhurdur ama bizde evet, sırık kebabı. Sinop, Saraydüzü, Boyabat, Durağan'da sırık kebabı meşhurdur. Ben bildim bileli böyle devam eder gider. Özel günlerde özellikle. Peki bu sırık kebabını yapmanın bazı özellikleri de var. Evet var. Aldık, kestik. Tarifini alalım senden. Hayvanı aldık, kestik. İçini temizledikten sonra bunun baharatını, tuzunu içine doldururuz. Ondan sonra dikeriz. Çivileriz. Bazı yerde çiviliyor, bazı yerde dikmedi oluyor telli falan. Ondan sonra sıraya geçiyoruz. Bu şu vaziyette, göründüğü vaziyette. Ocağımız yanar. Ocak çok güzel ısınmayınca onun şeye başlamaz. Evet. Şu anda göründüğü gibi. Ondan sonra 2,5-3 saat genç kuzu falan olursa, büyük seyis olursa 4 saat, 4,5 saat kular. Ehli olacaksın. Evet. Birden böyle kattırmadan. İşte ondan sonra yani içiyle dışı aynı bir şey. Aynı tabii. Arka pulutla, ön çok, kürekle. Çok güzel olur. Hiç çiğ yeri kalmaz. 3 saatte çıkar. Evet. Güzel güzel çevireceğim bunu şey yapmadan, ateşe aldırmadan. Çok güzel olur. Şu anda da güzel. Bunun içini boşaltmadan önce karnını açmanın da bir usulü var. Tabii. Çok açtığın zaman dikiş tutmaz, evet. Tuz suyu kaçar değil mi? Sen beceremez. Onu da bir ustalığı var. Fazla yırtmadan, içindeki şeyde bir deşmeden güzel çıkartırılır. Göründüğü gibi yapılır. 3 saat sonra güzel yeme şeyine gelir sefasına. Evet, Depeköy Dernek Başkanımız Şaban Başkanım da geldi. Hoş geldin başkanım. Başkanım biz valla terledik sıcağı görünce. Evet Şerafettin abi, sende aşçılık vardı değil mi? Hiç İstanbul'da da böyle bu işleri yaptın mı? İstanbul'da yapmak için, satmak için değil de yememiz için yaptık. Orada da bazen çeviriyoruz, yiyoruz. Gayet güzel olduğu için, eski geleneklerimiz olduğu için, atalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Ama bir şey var arada. Şimdi İstanbul'da Çakmak'ta veya Başıbük'te Orhan Çetinkaya'nın Çam evinde gidiyoruz, kebap yiyoruz. Kebap diyoruz, özellikle gidiyoruz. Buradaki tat orada yok. Bu odunundan mı, davarından mı, selinden mi, suyundan mı, neyinden? Davarından, buradaki kuzuların güzel olması. Bir de yapılışı da burada biraz daha farklı oralara göre. Özeniliyor. Orada tabii ki makineyle yapıyorlar. Artık ilgilenmiyorlar. Yarı pişmiş, yarı çiğ yiyoruz yerine göre. Ama genelde de güzel. Yine de bizim göreneklerimiz olduğu için güzel. Bir de Depeköy Dernek Başkanım Şaban Başkan'a soralım. Hiç böyle kuzu yapmış mı, kebap yapmış mı? Evet başkanım. Öncelikle hoş geldin. Bayram mübarek olsun.
Biz biraz erken geldik. Sen Boyabat'a gitmişsin galiba. Yeni geldin. Daha seninle çok konuşacağız da. Hiç böyle sırık kebabı tek başına kendin yaptın mı? Önce teşekkür ediyorum. Köyümüze geldiniz. Teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Bugün bayram, tüm Vizyon Türk ailesini ve izleyenlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Sorunuza gelince, burada terledik diyorsunuz. Sıcaktan mı yoksa kebaptan mı? Ben onu anlayamadım abi. Tepeköylü olup da yani kebap çevirmeyen, yapmayan, bilmeyen yoktur herhalde. Bu babadan oğula geçer gibi. Dededen toruna. Evet, babadan oğula. Bizde de dededen geçmiş. Çok hatırlamıyorum ama 5-6 yaşlarında böyle dedemle fotoğrafımız var. Kebap hala hatıra olarak saklarız. Şimdi ne demek lazım? Kamerada çekiyor bunları, canları çekiyor şimdi izleyicilerimizin. Bu kebap bir adet olmuş artık köyümüzde. Güzel bir adet. Misafirlerimize verilecek en güzel hediyelerimizden burada. Dedik buranın kebabı mı, neden odunundan, suyundan mı? Hepsi var. Artı bir de köyümüzün havası var. Güzelliği orada, burada. Dostlarla beraber yemek ayrı güzellik. Siz de geldiniz, daha bir tatlı olur inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin abi. Başkanım, daha sonra daha çok konuşacağız inşallah. Şimdi ekran başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, sizlerden özür diliyoruz. Eğer Ankara'da Yeni Mahalle'de var zaten, İstanbul'da Maltepe'de Çamevi Başıbüyük Mahallesi Büyük Bakkal Köyü yolu üzeri Orhan Çetinkaya'nın mekanında ve İsmail Postaloğlu'nun Çakmak Ümraniyet Duhesi'nin hemen orada var. Kebap canınız istiyorsa oralardan temin edebilirsiniz. Kendiniz de yapmak istiyorsanız nasıl yapılacağını tarifini zaten yaptık. Bu kebabı zaten bilen kendisi de yapar bunu. İlla başkanın dediği gibi dededen toruna, babadan oğula herkes bunu yapabilir. Çok da basit, yapması zor değil. Bu daha kıvama gelmemiş. Kıvama gelsin, tam kızaracak. Ondan sonra içinin duz suyu alınacak. Üstüne dökülecek. Altta tepsilere akana da bir serit deriz. Bu serit kesinlikle şeker hastalarına falan hiç kimseye dokunmaz. Bu ateşte yandığı için ne diyorlar? Kolesterol hastaları rahat yiyebilir. Serit ne derler? Eritir. Eridirken ne yaparlardı? Donlanına, içine bir miktar ayva, soğan, bir şeyler katıp da onu öyle eritirdi rahmetlik dedem. Rahmetlik babaannem. Oradan da biliyorum ben. Benim babam da ayrıca 40 yıl kasaplık yaptı. Çok da kebabı güzel yapardı. İnsanlığa tapardı. En sonunda Azrail onu bizden kopardı. Allah rahmet eylesin. Bütün ölenlerimizi, sağ olanlara da uzun ömür nasip etsin Rabbim. Evet, ben burada kebap gibi pişmek üzereyim derken biz bunu ustalarına bırakalım. Bunlar kıvamına getirsin. Serit suyunu alırken üstüne tuz suyunu alıp dökerken tekrar kamerayla çekeceğiz. Parçalanmasına varana kadar biz bunu sizlere izleteceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, böğürtlen suyu, lokantalarda bazı yerlerde görürsünüz. Organiktir bu. Kan hastalarına da şifadır. Şeker hastalarına şifadır. Gerçekten mükemmel. Doğanın tadı burada. Yediğiniz zaman kalmasınız darda. Vallahi Depeköy'den var bize bugün fayda. Evet, biz izlemeye devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, burada gördüğünüz bu taş ne işe yarıyor demeyin. Bunun bir adı var. Bunun adı körse. Şimdi Hilmi abi, Ferhat kardeşim çeviriyor. Hilmi ağam daha oduna gidecek sabahleyin, öküz arabalarını koşacak, kahin arabasını yani. Daha gitmeden önce, oduna gitmeden önce balta bilenir. Şimdi Hilmi abi aldı eline baltayı, biliyor. Bunun bir ters yüzü var, bir düz yüzü var.
O hızlı döndüğü zaman da hemen rahmetlik dedem azarlardı beni. Vallahi Hilmi abi de seni azarlıyor mu? Bir şey değil miydi? İlk defa tutuyorsun. Evet, Ferhat ömründe ilk defa tutuyorum. Eskiden tutardık ama. Eskiden böyle oduna gitmeden bıçak, balta. Ha böyle yarım saat, bir saat çoğuruydum. Eskiden oldu ama 3-4 sene ilk defa tutuyoruz herhalde. Evet, eskiden böyleydi. Eskiden neler yoktu ki? Eskiden saman çekmeye çit ördük, ümeciyle iş gördük, alın teri emek verdik. Anlamadım ki, Tepeköylüler olarak biz bu Esenlere nereden geldik? Ben de anlamadım diyor Ferhat. Tepeköylülerin çok bölümü Esenler'de ikamettedir. Dernek merkezleri de Esenler'de zaten. Tahta yaygıyla köyde su taşıdık. Neyimiz varsa gurbette aşırdık. O Esenler'de diyor susuz kalınca şaşırdık. Aranıyor vallahi Esenler'de. Aha bu Tepeköy'ümüz. Kara saban vardı. Kara saban çift sürerdi o kara saban. Patlardı el ayak taban. Çile çekerdi rahmetlik dedem babam. Zor da elde edilirdi eskiden ekmek. İşte böyle eski ait şeyleri gördüğümüz zaman yeni nesile bunları anlatmak için sizler için görüntülüyorum. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi.
Evet sevgili izleyiciler, sırık kebabımız şu an kıvamına gelmiş. Şimdi Hilmi dayı son kontrolleri yapacak. Duz suyunu alacağız, üstüne dökeceğiz. Ondan sonra afiyetle servise hazırlayacağız. Evet Hilmi dayı, bak bakayım pişmiş mi? Evet, önce boyunlara bir bıçak atılıyor. Boyunlar ve arka gövdeler. Şöyle... Dayı dönün hocam, Hilmi dayı. Hilmi dayı az yan dön. Hah. Duramasan biz gelelim. Hah. Evet. Eğer beyaz akıyorsa bu pişmiş demektir. Değil mi Hilmi dayı? Beyaz akarsa pişmiş demektir. Evet şimdi karnını duz suyunu nasıl alıyorduk? Tava. Evet. Yanına. Evet böyle. Duz suyu zaten kalmamış, akmış. Evet. Öyle bu şekilde akıyor, bak akıyor. Alttan alta tut, alta. Heh. Evet. Duz suyu akmış zaten. Çevir abi onu. Çevir. Evet böyle duz suyunu tavaya alıyoruz. Evet böyle de sırta gelir. Öyle. Böyle tuz suyu dökülüyor. Evet şimdi bu servise hazır vaziyette. Yiyenlere afiyet olsun. Eğer canı isteyen de varsa sipariş verebilir. Maltepe Başıbüyük'te Çamevi Orhan Çetinkaya'nın orada sipariş verebilirler. Geçmişine sayıyormuşum, sayıyormuşum.
bir alkış istiyorum. Alkışlar. Alkışlar. Sevgili Şahmar Ahmet'in. Hadi alkış. Canım tim 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 t
Öbür soyadın? Ünvanın? Totili. Sana öğretmediler mi? Totilin torunu. Allah o totilin mekanını cennet etsin. Ben onun ekmeğini yedim. Şükrü yok burada. Zeynel burada. Recep burada. Evet. Şimdi Davud'un dinası. Ağlaması anası. Yahu Davud, senin derdine kim yanası? Allah dertleri derman arattırmasın. Evet, hemen kırayı bir. Evet, ortaya doğru, ortaya doğru. Alkışlar küçük topun için. Yüksek yüksek.
Sen bensiz, çabuk içtin bu bensiz.